Merhaba arkadaşlar. Bugün fen bilimleri dersi 5. sınıf 1. dönem 2. yazılı yoklama için hazırlık soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak A bölümü. Aşağıdaki cümlelerin başlarına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz demiş. Evet, ilk olarak 1. sorumuz. Güneş küresel bir şekle sahiptir. Doğru arkadaşlar. Ay, Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanır. Ay'ın hareketlerinden biri de Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanma hareketidir. Yani cevabımız doğru. Mantarlar kendi besinlerini kendileri üreten canlılardır demiş. Hayır, yanlış. Bu işi sadece bitkiler yapıyor. 4. sorumuz, makine parçalarının yağlanma amacı sürtünmeyi arttırmaktır demiş. Evet, yanlış arkadaşlar. Sürtünmeyi azaltmak olacak. 5. Oyun hamuru ve sakız esnek cisimlere örnek olarak verilebilir demiş. Yanlış arkadaşlar. Oyun hamuru ve sakız üzerlerine uyguladığımız kuvvet kaldırıldığı zaman eski haline tekrar geri gelemezler. Yani esnek cisim değillerdir. 6. sorumuz. Katı haldeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine erime denir demiş. Yanlış arkadaşlar. Çünkü buradaki vererek kısmına alarak dememiz lazımdı. 7. sorumuz. Islak çamaşırların güneş ışığı altında kuruması buharlaşmaya örnektir demiş. Doğru arkadaşlar. Islak çamaşırlarımız güneş ışığı altında kurur. 8. soru. Buzdolabından çıkarılan şişenin buğulanması yoğuşma olayına örnektir. Evet, bu da doğru arkadaşlar. 9. sorumuz arkadaşlar. Kaynama olayı gerçekleşirken maddenin sıcaklığı değişmez, sabit kalır. Evet, kaynama olayı bir hal değişimi olduğu için maddenin sıcaklığı değişmez. Saf maddelerin erime noktaları madde miktarına bağlı olarak değişmez. Evet arkadaşlar, bu da doğru. B kısmına geçtik arkadaşlar. Boşluk doldurma sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz demiş. Evet, kelimelerimiz burada. 1. sorumuz. Uzaya ilk gönderilen canlı bir köpektir arkadaşlar ve bu köpeğin adı da Laika'dır. 2. Bitkiler olmak üzere ikiye ayrılır demiş. Evet, ne diyeceğiz arkadaşlar? Çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kuşlar solunumu yaparken demiş. Balıklar solunumu yaparlar. Kuşlar akciğer solunumu yapar arkadaşlar. Balıklar ise solungaç solunumu yaparlar. Esnek cisimlere iki örnek istemiş bizden arkadaşlar. Paket lastiği ve yay. Esnek cisimlere paket lastiği ve yay örnek olarak verilebilir. Evet, sürtünme yüzeylerde fazlayken sürtünme kuvvetinin fazla olduğu yüzey pürüzlü yüzeylerdir. Az olduğu yerler ise pürüzsüz yüzeylerdir. Paraşüt kullanımı hava direncinin olumlu etkisine bir örnek olarak verilebilir. Çünkü paraşüt hava direnci sayesinde güvenli bir şekilde yere iniyor arkadaşlar. Bir maddenin erime ve donma noktası birbirine eşittir arkadaşlar. Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayına erime denir. Gaz haldeki bir maddenin direkt katı hale geçmesi olayına kırağlaşma denir arkadaşlar. Son sorumuz, katı haldeki bir maddenin direkt gaz hale geçmesi olayına ise kırağlaşmanın tam tersi süblimleşmedir arkadaşlar. Evet, böylece boşluk doldurma kısmını da tamamlamış olduk. Evet, C kısmına geçtik arkadaşlar. Aşağıda verilen hal değişim şemasındaki hal değişimlerin isimlerini yazınız demiş. Evet, bakıyoruz. Buradaki buzumuz katı bir maddedir. Buradaki suyumuz sıvı bir maddedir. Buradaki çaydanlıkta kaynayan su da gaz maddemize örnektir. Katı maddenin direkt gaz hale geçmesi olayına süblimleşme diyoruz arkadaşlar. Katı maddenin sıvı hale geçmesi olayına erime diyoruz. Sıvı maddenin gaz hale geçmesi olayına ise buharlaşma diyoruz. Sıvının katı olmasına donma diyoruz. Gaz maddenin sıvı olmasına ise yoğuşma diyoruz. Gaz maddelerinin direkt olarak katı maddeye dönüşmesine ise kırağlaşma diyoruz. Evet, C şıkkında böylece tamamlamış olduk. D kısmına geçelim. Aşağıda verilen tanımları doğru olacak şekilde eşleştiriniz. Kuvvet birimidir. Evet, kuvvetin birimi arkadaşlar Newton'dur. Yani C. Bir cismin şeklini, hızını ve yerini değiştirebilen etkiye kuvvet denir arkadaşlar. Burada kuvvetin tanımı yapmış A. Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan alete verilen isimdir.
Hatırlarsanız içinde yay olan aletimiz dinamometre, yani B. Kuvvet uygulandığında şekli değişen, kuvvet kaldırıldığında tekrar eski haline dönebilen maddelere verilen isim, bize esnek maddenin tanımını yapmış arkadaşlar, yani D. Evet, böylece D şıkkında tamamlamış olduk. E kısmına geçelim arkadaşlar. Hazırlık sorularımızın son kısmı. Aşağıda bazı ifadeler verilmiştir. Verilen bu ifadeleri inceleyerek hangilerini sürtünmeyi azaltmak, hangilerini sürtünmeyi arttırmak için yapıldığına karar vererek yuvarlak içine alınız. Evet, birinci sorumuz. Büyük valizlere tekerlek takılması bu sürtünmeyi azaltır arkadaşlar. Dalgıç kıyafetlerinin özel olarak tasarlanması sürtünmeyi azaltır arkadaşlar. Çünkü dalgıçların rahat ve güzel yüzmeleri için sürtünmenin az olması gerekir. 3. Kış aylarında araba lastiklerine zincir takılması sürtünmeyi arttırır. Merdivenlere kaydırmaz bantların yapıştırılması, evet tabii ki kayıp düşmemeniz için, sürtünmeyi arttırır. Kış aylarında buzlu yollara tuz ve kum dökülmesi, bu da yine sürtünmeyi arttıran bir uygulamadır. 6. Kışlık botların tabanlarının girintili çıkıntılı yapılması, bu da sürtünmeyi arttıran bir uygulamadır. Kapı menteşelerinin ve bazı ev aletlerinin yağlanması sürtünmeyi azaltmak için yapılır arkadaşlar. 8. Kaleci eldivenlerin ön kısımlarının pürüzlü yapılması sürtünmeyi arttırır. Uçakların ön takımlarının ve kanatlarının sivri yapılması hava direncini mümkün olduğunca azaltmak için yapılır. Yani sürtünmeyi azaltan bir uygulamadır. 10. İş makinelerinin tekerlerinin büyük ve dişli yapıda olması sürtünmeyi arttırarak rahat çalışmalar için gereklidir. Evet, böylece yazılı hazırlık sorularımız bitti arkadaşlar. Hepinize yazılılarda başarılar dilerim.